gelmişsin. Sevdim seni. Zevkli anlar yaşatıyorsun bak. Konuşmamakta devam edersen zevkim artacak. Dikkat, damda biri var. Geç kalacaksınız zannettim. Aferin. İyi bir iş becerdin. Ne düşünüyorsun? Ne bileyim, bir yorgunluk, bir bıkkınlık çöktü üstüme. İşin sonu alınınca hep böyle olur. Tebrik ederim, iyi bir iş başardınız. Bir casus yuvası daha yıkıldı. Bir ay istirahati hak ettiniz. Bu benim son işimdi. Teşkilattan ayrılma, kitaplarıma dönmek istiyorum. Zaten sizinle muvakkat anlaşmıştık. Seni kaybedersem üzülürüm. Ama bunu yarın büroda konuşsak daha iyi olur. Ayrılmak isteyişine üzüldüm. Bu maceradan sonra bizimle kalacağını, teşkilatımıza gireceğini ümit etmiştim. Mesleğime dönmek istiyorum. Yazı yazmayı daha çok seviyorum galiba. Alışkanlıklarımızdan kurtulamıyoruz. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim efendim. Bazı hususlara dikkatini çekmek isterim. Bu teşkilatta çalıştığını ve bu macerayı tamamen unutacaksın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlıyorum efendim. Mesleğin yazarlık. Sakın bu macerayı da yazmaya kalkma. İlk günde söylediğim gibi biz resmen mevcut olmayan bir teşkilatız. Bunun için mevcudiyetimizi telmih edecek en ufak bir yazıya bile tahammülümüz yoktur. Bunu hatırından çıkarma. Böyle şeyler yazmaya niyetim yok. Belki öyle. Fakat size öğretilmiş olanları daima hatırla. Ne kadar yakın dostumuz olursa olsun hiç kimseye bir şey ifşa etmeyeceksin. Muhakkak bir gün evleneceksin. Karın dahi bir zamanlar teşkilatımızda çalıştığını bilmeyecek. Ne kadar güç durumda kalırsan kal, gene söylemeyeceksin. Vaziyet daha da güçleşirse, karının gözüne baka baka yalan söyleyeceksin. Şu kapıdan çıktığın andan itibaren, Ajan Kaplan ölmüş olacak. Anlıyorum efendim. Yalnız, talimatınıza itaat etmezsem ne yapabilirsiniz? Şu anda ne yapacağımı bilemem. Düşünmedim bile. Yalnız talimatıma harfiyen riayet edeceğini biliyorum. Çünkü seni ben yetiştirdim. Şuraya ilk geldiğin günü hatırlıyorum. O günkü gazeteci Yılmaz'la bugünkü Ajan Kaplan arasında çok fark var. İyi yetiştin. Diyebilirim ki ajanlarımın en iyisisin. Seni kaybetmek istemezdim. Teveccühünüze teşekkür ederim. Beni vazifeye davet ettiğinizde muvakkat olduğu için kabul ettim. Mesele halledildiğine göre artık yazı masama dönmeliyim. Biz iyi bir ajan kaybettik. İnşallah yazı alemi kazanır. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bu bende kaldı. Hatıra olarak saklayabilir miyim? O bıçağı saklayabilirsin, yalnız hatalı hareket etme bir daha. Kendini tehlikeye atarsın. Sana öğrettiklerimi unuttun mu? Karşısında bulunduğun kişi ne kadar itimat ettiğin insan olursa olsun, eğer silah çıkarırsa onu düşman kabul et ve ondan önce davran. Affedersiniz, hata işledim. Bir daha unutma, belki lazım olur. Bir gün tekrar aramıza gelmek istersen, bu kapı sana açıktır.
Tarihin açık olsun. Al asmaltık. Kaplan. Neriman istirahatli. Biraz da rahatsız. Evinde yatıyor. Ziyaretine gidip veda edersen memnun olur herhalde. Ben de öyle yapacaktım. Heyecanlı bir çalışmadan sonra kollarında bulunmak ne saadet. Senden çalışmak çok zevkli. Fena hırpalamışlardı. Yaralar geçmedi galiba. Mesleğin cilveleri. Ne yaparsın çekiciyiz. Herif de amma sadisti. Her kırbaçta keyifleniyordu. Geç kalacaksınız diye öyle korktum ki. Geç kalır mıyım hiç? Ama seni oraya gönderirlerken ben de korkmuştum. Öyleyse beni seviyorsun. Bu işe sevgiyi karıştırmayalım. Zaten sana Allah'a ısmarladık demeye geldim. Sizlerden ayrılıyorum. Ayrılıyor musun? Ama neden? Kendi mesleğime dönüyorum. İyi bir ajan olabilirsin. Heyecanlı bir hayatın olur. Heyecan değil, sükunet arıyorum. Zaten bu işi muvakkat olduğu için, biraz da şefin hatırı için kabul etmiştim. Askerliğimi onun emrinde yapmıştım. Beni vazifeye çağırınca geldim. Şimdi de iş bitti, ayrılıyorum. İşten ayrılışını anladık. Benden de mi ayrılıyorsun? Tatlı günler geçirdik. Hatıra olarak kalsın bunlar. Belki bir daha birbirimizi göremeyiz. Yazı masama dönüyorum ben. Ben seni orada da bulurum. Bir veda buğsesi yok mu? Efendi, selamsızdan mı geliyorum? Kusura bakma, görmedim. Kitabınız başarı kazanınca kimseleri görmez oldunuz, hadi öyle olsun. Sen söyleme bari, gel gel tuttuğum evi gör. Aşk olsun be, yer döşemişsin. Ha? Bu da ne? Vay vay, masa üstüne resmi konduğuna göre bu balık başka balık. Ama seninle pekala bahse girerim ki, bu da öbürleri gibi çamacak taburcu olacaktır. Karavana attın onbaşım. Bu sefer rüzgar başka esiyor. Geçsene bir kalem. Bugüne kadar yengelerin sayısını unuttum. Hey Allah, biz de senin kulunuz. Anlarsın ya. Allah'a yalvar da sana da helal süt emmiş birini nasip etsin, sen de benim gibi evlen. Ha? Anlamadım. Sen, seninle evleniyorsun. Hı? Buyurun efendim. Hastane mi? Kız mı dediniz? Kız mı oldu? Oh, çok teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Hani, nerede? Bu ne telaş, şimdi getirirler. Açıldım, ben geldim. İşte prensese bir alay oynayacak. Ne de olsa amca sayılırız. Hadi şunu al gel de azıcık oynayalım. He? Dur yahu, daha 10 günlük. Oynamayı erken başlatma kızı. Neresi erken be? Ben ona koca arama bile başladım.
Ben hazırım. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Gidelim mi? Gidelim canım. Kitaplarınızdaki o hunhar sahneleri nasıl tahayyül edebiliyorsunuz? Onları okuyunca çok kere ürkerim. Ama o kadar munis bir erkektir ki. Eskiden ava çıkardı. Şimdi ondan da vazgeçti. Kan dökmek istemez. Şekerim, beni çok methettin. Mükafat olarak sana bir içki getireyim, müsaadenizle. Bana bak, laf aramızda çok hoş bir kocam var. Dikkat et, kapı verirler. Sen içeride. Ona içki verdiler. Sendekini Selma Hanım alır herhalde. Siz tanışmıyorsunuz herhalde. Selma Hanım Yılmaz Bey. Kim o gelenler? Tanımıyorum. Buyurun efendim. Ben tanıdın zannetmiştim. Karımın ahbapları. Geçen haftaki baloda tanışmışlar. Bizimki de hemen ahbap olmuş. Neyse gideyim de bir hoş geldiniz diyeyim. Sizi hiç görmemiştim. Buralı mısınız? Hayır, İzmirliyim. Ziyaret için geldim. Herhalde talebesiniz. Mektebi bitirdim. Nasıl söyleyeyim, bir müddettir yazı denemeleri yapıyorum. Tecrübeli bir yazarla bu hususta konuşmak istiyordum. Eğer benden medet umuyorsanız maalesef size yardım edemeyeceğim. Yarın seyahate çıkıyorum. Hayman Ovası'na kadar uzanacağım. Bazı köylerde kalıp yeni kitabım için malzeme toplayacağım. Çok üzüldüm. Yarın sabah siz yola çıkmadan hikayelerimi getirsem yarım saat ayıramaz mısınız? Zannetmiyorum. Size edebiyatımızın kıymetlerinden Yılmaz Bey'i takdim ederim Neriman Hanım. Kocası Adana tüccarlarından Kasım Bey. Kitaplarınızı okudum. Muhayyileniz o kadar geniş ki adeta bu hadiseleri yaşamış gibisiniz. Şekerim, çok sert bir bakış var yüzünde. Canını sıkıldı yoksa? İri kıyım, zorba heriflere bozulurum. Elimi öyle bir sıktı ki ne istediğini anlayamadım. Kadın pek alımlı. Kim o? Selma isminde bir edebiyat heveslisi. Hayır, onu kastetmedim. Onunla el sıkışırken pek kibarlaştın birdenbire. Daha evvel tanışıyor muydunuz? Kıskandın mı yoksa? Onu tanımıyorum. Yalnız kocası denen azmanı daha önce tanıyıp benzetmek isterdim. O adamı benim de gözüm tutmadı. Eziyetten hoşlanan bir yaratığa benziyor.
Neyin var Allah aşkına? Affedersin. Bu gece çok kötü araba kullanıyorum. İçkiyi fazla kaçırdım anlaşılan. Daha fazla içtiğin günler de oldu. Bu öylesi değil. Bir derdin var senin. Bana söyleyemez misin? Derdim falan yok. Biraz hava almak istedim. Eve dönelim mi? Dönelim. Odana çıkmamışsın. Bir yorgunluk çöktü üstüme, oturuverdim. Yorucu bir gece geçirdik. Korktun mu? Sen yanımdayken hiçbir şeyden korkma. Kedi dışarıda mı? Merak etme, dışarıda. Işıkları açık bırakmışsın. Yola çıkacağım da. Geceden mi çıkıyorsun? Sabaha ne kaldı ki? Bir hayli de içtin. Merak etme. Ağır sürerim. Uykum gelirse arabayı yol kenarına çeker yatarım. İmkan bulursam yarın akşam telefon ederim. İyi ama... Evet. Hayır, bir şey yok. Bir şey yok. Çocuğa bir kat postal yollasa. Çok seviniyor. Yollarım. Hadi sen odana çık, ben de hazırlığa başlayayım. Seni bu kadar erken beklemiyordum. Bahçenin ışıklarını niye söndürmedin? Seni sıkıntıya sokmak için. İnsan eski bir dostunu böyle mi karşılar? Aramızda bir şeyler geçmesine rağmen dost olduğumuzu zannetmiyorum. Seni gördüğüme ne kadar memnun olduğumu bilemezsin. Ben aynı şeyi söyleyemeyeceğim sana. Neyin varsa dökme canı. Gözünün yaşına bakmadan kırarım kodunu. Popona için tekmeler de çaba. Karşında mektep çocuğu yok. Evimin banyosunda ceset bulmaktan haz etmem. Şimdi kuzu kuzu ver tabancayı. Ver tabancayı! Al Allah'ın belası. Bir yerlerinde başka bir tabanca daha olmalı. Şöyle ufak bir şey, Browning veya Berat da. Çıkar hadi. Yoksa çırılçıplak soyacağım seni. Peki, peki Allah'ın belası. Peki, bırak kolumu da vereyim. Seni gördüğüm zaman o kadar korktum ki bambaşka olmuştum. Mazbut bir aile reisi, kendi kendime beni tanımaz dedim. Ama hatırladın beni. Seni şimdi daha iyi hatırladım. Ben sadece seni deniyordum tatlım. Hala güvenilecek bir insan olup olmadığını deniyordum. Böyle bir deneme hayatına mal olabilirdi. Şimdi o keskiyi bir kenara bırak da hırlaşmaktan vazgeçelim.
Şimdi şu banyoda yatan kız hakkında bana izahat ver bakayım. Sırtında taşıdığın bıçaktan ve diz üstüne bağlı tabancadan da bahset. Karın ve çocuğum var. Hikayeler yazıp duruyorsun. Evet. Sen de benim şu mesut yuvamı dağıtmak için ne mümkünse yapıyorsun. O kızı öldürmen için bir sebep var mıydı? Olmaz olur mu? Onu mutlaka vurup öldürmemiz gerekti. Şef bizi buraya onu öldürmek için gönderdi. Demek seni şef gönderdi. Anlat bakalım şu işin iç yüzünü. Çok basit. Yeni bir iş aldım. Canlı bir hedefimiz var. İşi görebilmem için senin yardımın lazım. Ben yokum. Teşkilattan ayrılalı yıllar oldu. Kendi işini kendin gör. Böyle diyeceğini biliyordum. Beni iyi dinle. İsim yapmış bir yazarsın. Banyonda bir kız cesedi bulunuyor. Üstelik senin tabancanla öldürülmüş. Kız edebiyat meraklısı, amatör bir yazar. Bu gece partide onunla konuştun. Bunu birçok kişi gördü. Cesedi stüdyoda bulunursa bunu polise nasıl izah edebilirsin? Kızı buraya çağırdın. Tecavüz etmek istedin. Mukavemet görünce öldürdün. Çok kallesin. Kötü bir oyun oynuyorsun. Zoka'ya takılmış balık gibi kıvranıyorsun. Buradan çıkıp gittin mi cinayet senin üstünde kalır. Tekliflerime evet dersen bir çaresini düşüneceğim. Bu işi şefin terdip ettiğini pek zannetmiyorum. O bana bir vazife verdi. Yardımcı olarak seni düşündüm. Kabul etmeyeceğini bildiğim için de bu oyunu tertipledim. Başka bir çare bulamadın mı? İlle bu kızı öldürmem mi gerekirdi? Onu bir melek mi zannediyorsun? Bacağındaki tabancayı, sırtındaki bıçağı süs diye mi taşıyordu? Bizlerden uzak kalınca pek iyimser olmuşsun. Sen beni bırak şimdi. Bu iş nasıl temizlenecek onu anlat bana. Anlaştık galiba. Gene tatlı ve heyecanlı günler geçireceğiz. Şef bunu öğrenince memnun olacak. Hele şu nazenini bir görelim. Deminki sözlerimi geri alıyorum. Bir daha seni tehdit etmeyeceğim. Bu kızı ben öldürdüm. İstersen gidip adli makamlara anlatayım. Sözü uzatmadan sonunu söyle. Elinizden kurtulamayacağımı biliyorum. Ne yapmamı istiyorsun? Daha doğrusu şefin emri nedir? Yarın sabah seyahate çıkacağını biliyoruz. Şimdi bir çarşaf bul, şunu paketleyip bagaja yerleştirelim. Sonra yolda ne yapacağımızı konuşuruz. Dağ başındayız. Arabadaki emanetten kurtulmak için en emin yer. Ne var şimdi gülecek? Şef seni iyi tanıyor, o yapılacak şeyi bilir demişti. Başka ne söyledi? O havaliyi eskiden beri tanır, zevkli bir mezar yeri bulur dedi. Boş zamanlarında kendi gelip arasa daha iyi eder. Mezarı ne derinlikte istiyordu? En azından 2 haftalık olması şart. Ondan sonra ne olacak? Servis polisi her şeyi sessiz sedasız izah edecek. Nasıl izah edebilecek bilmek isterdim. İnsan barış zamanında orada burada bulunan cesetleri polise nasıl izah edebilir? Sen yaşadığımız çağı barış çağı mı sanıyorsun? Bu kız da mı ajan? Evet, usta bir ajandı. Karşı tarafın en iyi ajanlarından biri. Anlaşıldı. Yardım et bakalım. Anlaşıldı. Zevkli bir yolculuk olmayacak bu. Hiç olmasa bir benzin istasyonuna gelince dur da biraz üstümü başımı düzelteyim, elimi yüzümü yıkayayım. Biraz ileride bir evim var, orada dururuz. Bak bunu bilmiyordum. Bazen dinlenmek için gelirim. Buna sevindim. Biraz da dinlenirim. Çay hazır. Süslenme fastanı kıza kes de şunu sıcak sıcak içelim. Limon ister misin? Demi iyi olmuş, keyfini bozmayalım.
Niyetin kötü galiba. Öyle. Bunu daha dün gece seni partide gördüğüm an anladım. Burası da müsait bir yer. Bir an evvel işi bitirelim de ikimiz de rahatlayalım. Vicdanımla boğuşup durmayayım. Vicdanınla ciddi şekilde mücadele etmiyorsun gibi geliyor bana. Herhalde esaslı bir vicdanım yok. Kabaca kur yapıyorsun. Sen de fazla konuşuyorsun. Sevimli bir karın var. Sevimli ve kibardır. Beraber geçirdiğimiz günleri hatırladın mı? Beni daima sevdin değil mi? Bu kadar sene bir kere bile aklımdan geçmedi. Benim sorduğum o değil. İnsanın sevmek için hatırlaması gerekmez. Bu işi çok ustaca yürütüyorlar. Onları kah görüyoruz, kah görmüyoruz. Bu işlerin ardında son derece kurnaz biri var. Ben de aynı kanaatteyim. Bir hadise olursa, daha doğrusu şu veya bu sebeple birbirimizden ayrı düşersek... Bırak şimdi bu acıklı lafları. Hayır, söyleyeyim. Bir gün gelip sana yaptıklarımdan dolayı benden nefret edebilirsin. Yalnız şunu bil ki, daha önce benim hareket etmeme imkan yok. ...15 numaraydı. Eşyalarınız çıkarıldı. Teşekkür ederim. Hadi. Telefonda şu numarayı bulun bana. Rahatladım. Şimdi beni öpebilirsin. Dikkat et, makyajın bozulmasın. Yorucu bir gün geçirdik. Önce güzel bir yemek yiyip sarhoş olalım. Hı? Sarhoş olmaya pek vakit bulamayacağız. Takip edenler bizi burada sıkıştıracak. Belli etmeden sol tarafa bak. Yani gelip oturan kadın. Birkaç kere peşimizde gördüm onu. Sen fark etmedin mi? Fark etmedim ama sana inanıyorum. Altıncı isim bu kızın bize asıl katillere göstermek için vasıta olduğunu söylüyor. Biz de odamıza çıkarken telefonla bildirecek. Odada bizi bekleyenler mi var sence? Öyle sanıyorum. Biz buradayken odaya girip beklerler.
Kızdan da sinyal alınca hesabımız tamamdır. Ne yapmayı düşünüyorsun? Şu andan itibaren işten başlayıp sevişmeye vakit bulamayacağız gibime geliyor. Şu anda dikkatini işine verdiğinden şüpheliyim. Neredeyse pantolon cebime gireceksin. Bu halde nasıl ciddi şeyler düşünebilirim? Gene biz suçlu olduk. Hadi gel şunlara bir baskın yapalım. Şu oyunun başından beri kedi önünde fare olmaktan bıktım. Hadise çıkarmamak için emir aldık. Bir şeyler dönüyor. Başkalarının tertip ettiği oyunu sevmem. Bu kadının peşimizde olduğuna emin misin? Eminim. Dikkat et kalktı. Kaçırmayalım. Ha, bir dakika. Durumu açık açık konuşsak nasıl olur? Ne demek istiyorsunuz anlamıyorum. Bunu odada konuşsak daha iyi. Hem hanıma bir de içki ikram ederiz. Muhakkak yanılıyorsunuz. Beni birine benzettiniz galiba. Pek hoşlanmadın bakıyorum. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Beraberce içki içmek isteyen iki kişi. Hiçbir şey anlamıyorum. Bir yanlışlık yapıyorsunuz. Emin değilim. Şimdi önümüze düş yukarı çıkalım. Şu andan itibaren sırtında tabancam var. Ne yapmamı istiyorsunuz benden? Şu kapıyı açıp içeri gireceksin. Bir hadise olursa kurşunu yersin. Eğer içeride kimse varsa şimdiden sinyal ver de beni zahmetten kurtar. Siz beni ne zannediyorsunuz? Eğer yanılıyorsam sonra özür dilerim. Yürü bakalım. Aç şu kapıyı. Açayım mı? Sakın numaraya kalkışma. Hani içeri girince yana atlayıp kurşundan kurtulayım falan diye düşünme. Bunu deneyenler nedense hep öldü. Öyle bir niyetim yok. Hazırsanız açıyorum. Neriman, kapıyı kapa ve kilitle. O vaziyette kal. Kımıldadığın an ölmüş bil kendini. Seni bırakıp kaçtı. Gördüm kaçarken. Postu kurtarmak istiyordu. Kapa çeneni. Konuş demeden de açma. Kalk bakalım. Emredersiniz efendim. Şöyle karyolaya doğru yaklaş. Kıpırdamadan dur orada. Fotoğrafçılara poz verdiğin oldu mu? Evet. Nereden bildiniz? Fotoğrafçıyım. Modellik yapanları hemen tanırım. Dinleyin beni. Ben zannettiğiniz gibi... Kes! Son defa ihtar ediyorum, kapat çeneni. Yoksa kapsayı çenenin ortasına yiyeceksin. Bir zamanlar bu işlerde çalıştım. Hasmın dikkatini dağıtmak için çene yapmak usullerini bilirim. Onun için manasız laflarını dinleyemem. Sonradan ağzını açarsan dişlerini sökerim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim? Anlaşıldı. Soyun. Ne dediniz? Çıkart üstündekileri. Ama şey... Sen çıkartmazsan ben keserek çıkartacağım. Onun için soyun. Hadi çabuk ol. Çekinmene sebep yok. Baştan çıkmayı düşünmüyorum. Yalnızca ihtiyatla hareket ediyorum. Çıkart onu.
Hadi çabuk ol. Aklın almayacağı yerlere saklanacak çeşitli silahları bilirim. Giyinebilirsin. Kabus sana erdi artık, değil mi? Sana metelik vermeyen adamın önünde soyunurken utanmak huyundan vazgeç. Sen bir Allah'ın belasısın. Nasıl olsa kurşunla gebereceksin. Temenni ederim kıvrana kıvrana ölesin. Sana birkaç tavsiyem var. Ne de olsa meslektaşız. Nereden çıkardınız bunu? İki hata yaptınız. Daha doğrusu aynı hatayı iki defa tekrarladınız. Ne dediğinizi anlayamadım. Sizi denedim, muvaffak olamadınız. Çakıyı batırdığım zaman bağırmanız lazımdı. Masum, kendi halinde bir kız böyle bir hal karşısında avaz avaz bağırır. Elinde değildir. Tutamaz kendini. Sonra kapı önündeki haliniz, gittiğim zaman kendinizi tutmanız. Ajan olarak iyi dersler almışsın ama daha acemisin. Bir dakika dinleyin beni. İşaretiniz geldi, değil mi? Dinleyin beni. İyi numaradır ama bana sökmez. Bana bak, belki Neriman'ı da yakaladılar ama ben postu kolay kolay deldirenlerden değilim. Dinleyin biraz. Dinleyecek tarafı yok. Telefona cevap verince yanlış numara diyecekler. Ama bu sana hazır ol işareti. Hata yapıyorsunuz Yılmaz Bey. Demek ismimi biliyorsun. Kod isminizin Kaplan olduğunu da biliyorum. Size anlatmak istediğim şu... Geliyorlar değil mi? Onlara iyi bir karşılama töreni hazırlayacağım. Hata yapıyorsunuz. Mesele düşündüğünüz gibi değil. İçeri girerlerse ateş etmeyin sakın. Teşekkür ederim kızım. Toparlayın kendinizi. Nasılsın bakalım? Neriman burada olduğunuzdan bahsetmemişti bana. Bilmiyordu da ondan. Sen gidebilirsin kızım. Görüşmeyeli seneler oldu. Görüşmemiz yeni bir olaya bağlıymış. Yalnız sizden bir ricam var. Olup bitenler hakkında biraz izahat verir misiniz? Neriman anlatmadı mı sana? Neriman'ın ağzından laf alınmayacağını siz de bilirsiniz. Bana söylediği Remzi Gürcan'ı öldürmek isteyen bir teşkilat var. Biz onların rotasını şaşırtacağız. Demek sana Remzi Bey'in canlı hedef olduğunu söylediler. Evet. Yoksa öyle değil mi? Neriman verilen talimata göre hareket eder. Anlat bakalım, burada ne gibi patırtı olacak dersin? Tam manasıyla ben de bilmiyorum. Herhalde Neriman'la benden intikam alacaklar. Yalnız şurası muhakkak ki karşı teşkilatı tilki gibi bir adam idare ediyor. Ben de öyle tahmin ediyorum. Epeyce uğraştıracak bizi. Kaç tabancan var? İki tane efendim. Birini bana ver. Galiba bizzat işe girişmemi icap edecek. Eskiden daha hafif silahları tercih ederdin. O benim değil efendim, ganimet. Öldürmek zorunda kaldığı bir ajandan aldı onu Neriman. Şu yazar olmaya heveslenen kız mı? Evet efendim. Demek onu Neriman öldürdü. Benim de öğrenmek istediğim buydu zaten. Silahını yatağa bırak, bu akşam ona ihtiyacın olmayacak. Oh, my God.
Allah'ından bulası herif. Seni tabancayla tehdit etmek hataydı. Nasıl hissediyorsun kendini? Herhalde işine geldiği kadar yaşayacağım. Boynumu kırıyordun. İşi tamamlayamadığım için özür dilerim. Gelecek sefer dikkat ederim. Hatalı hareket ettim. Silah çekenin gırtlağına sarılmayı ben öğretmiştim sana. İyi dolap dönüyor. Ben de çaptan düşmüşüm. Kafanı çalıştırsana. Şu otel odasında dünyanın patırtısı oldu da niye bir Allah'ın kulu gelmedi? Niye polis müdahale etmedi? Günlerdir takip ediliyorsunuz. Rengini öğrenmek, hangi taraftan olduğunu anlamak istiyordum. Başka bir sefere benim adımı vererek seni işe çağırırlarsa her şey dönünce benimle temasa geç. Kartvizitinizi bırakın da telefon edeyim. Böyle konuşmakta haksız değilsin. Güzel kadın, iyi kandırmış seni. Neriman mı? Evet, Neriman. Onun tuzağına düştün. Her seferinde elimden kaçtı ama bu sefer kurtulamaz. Otel sarıldı, yakalayacaklar onu. Bu sefer de kaçtı elimizden. Arkadaşlardan biri onu yakalamış ama ne yazık ki Neriman'ın sırtında gizli bir bıçak varmış. İnşallah arkadaşı ağır yaralı değildir. Neriman ustaca bıçak kullanamaz. Buna rağmen işini becermiş. Neyse buna da şükredelim. Hiç olmazsa bu sefer sen hayattasın. Bu sefer demekle neyi kastettiğinizi anlayamadım. Bu Neriman'ın ilk ihaneti değil. Benim emrimle hareket ettiğini söyleyerek daha önce de yaptı aynı numarayı. Teşkilatımızda çalışmış eski arkadaşlardan birçoğu tuzağına düştüler ve sonunda öldüler. Demek Neriman teşkilattan ayrıldı, karşı taraf hesabına çalışmaya başladı. İyi anladım. Onun numarasını kavradığım zaman vakit kaybetmeden eski arkadaşlara ikaz ettim. Senin evinde öldürülen kız en gözde aşanlarımdandı. Bunları anlatması için göndermiştim sana. Neriman daha çabuk davrandı. Neriman'ı bulmak ve durdurmak lazım. Ne bağısına olursa olsun durdurmak. Bu vazifeyi sana veriyorum. Orada bekle, geliyorum. İntikamım korkunç olacak. Sen Kasım'ı bul, eve gelsin. O kaplan efendiyi can evinden vuracağım. Yılmaz Bey. İstanbul'u istemiştiniz. Bağlıyorlar. Bir falso yaparsan çocuğun beynini dağıtırım. Buyurun. Sen misin? Niye heyecanlısın? Ne oluyor orada? Davetsiz misafirlere kızmazsın herhalde. Evinde ne arıyorsun sen? Senin iyiliğine çalışıyorum. Menfaatini koruyorum. Allah bağışlasın, çocuğunuz da çok güzel. Onu gezdireceğiz biraz. Bana bak! Evdekilerin kılına dokunursanız yaşatmam sizi. Dünyanın öbür ucuna kaçsanız bile gelir bulurum. Bırak tıraşı da bana kulak ver. Çocuğun sağ kalmasını istiyorsan bizimle çalışacaksın. Bu kalleşliği burnunuzdan getireceğim. Asabiyet sana yakışmıyor. Akıllı adam demişlerdi senin için. Kafanı kullan. Tek kurtuluş yolu bizimle çalışmandır. Karına da söyle bir çocukluk yapmasın. Neler oluyor Allah aşkına? Anlat bana, deli olacağım. Sonra anlatırım. Fena kıstırdılar. Dediklerini yapmak zorundayız. Yavrumu bırakmam bu adamlara. Tek başına karşı koyamazsın. Sen dediklerimi yap. Telefonu onlara ver. Öt bakalım yavru bülbül. Bu planı kimin kurduğunu biliyorum. Ona söyle adımını dikkatli atsın. Beni iyi tanır. Yaşatmam sonra onu. Kendin gelir anlatırsın. Seni bekliyor. Herhalde saat 10'da burada olursun. Evet dersen çocuğu alır gidersin. Aksi halde olacakları sen düşün. Saat 10'da orada olacağım, beklesin. Ananızdan doğduğunuzda pişman edeceğim hepinizi. Ben anlaşacağımızı ümit ediyorum. Bekliyoruz. Hoşça kal. Kocanın dediklerini yap.
İşe polis falan karışırsa çocuğu bir daha göremezsin. İstanbul'la konuşmak istiyorum. Alo? Buyurun. Nereden telefon ediyorsun? Yoldayım. Başka bir haber var mı? Hayır, yok. Telefon ederlerse kadına biraz gecikeceğimi söyle. Kadın mı? Kadın mı telefon edecek? Bu sefer bir kadın telefon edecek. İnşallah yanılmam. Kim bu kadın? Tanır mıyım ben? Partide görmüştün. Bırak şimdi sen o kadını. Bana itimat et. Her şey düzelecek. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Thank you.
aptalsın sen. Az evvel telefon ettiğimi gördün. İstanbul'la konuştuk. Bırak bu numaraları, yoksa acısını çocuğundan çıkarırlar. Otur oturduğun yerde, bir numara yapmaya kalkma. Acısını başkasına bırakmam, kendim çıkarırım. Evet, dinliyorum. Ben Kaplan. Yol üstündeki Sayfiye evindeyim. Bir de misafirim var. Yarım saat önce Tavşanlı'daki benzin istasyonundan İstanbul'a telefon edildi. Adresi istiyorum. Biraz bekle. Şimdi öğrenir, neticeyi sana bildiririm. Dua et de nereye telefon ettiğin tespit edilsin. Yoksa kendi metotlarımla söyleteceğim seni. Bunu da hiç tavsiye etmem. Söyler miyim sanıyorsun? Bana kalırsa söylersin. Ben Kaplan. Telefon Pera Palace Oteli'nde Kasım isminde birine edilmiş. Neriman'ın yanındaki Kasım mı yoksa? Verilen eşkal tıp atıp uyuyor. Kasım otelde yalnız mı? Yoksa küçük bir kız var mı yanında? Demek böyle bir numara çevirdiler, çocuğu kaçırdılar. Öyle yapmışlar. Ama burunlarından getireceğim. Sualime cevap vermediniz, Kasım yalnız mı? Yalnız. Ama unutma, benim istediğim Kasım değil. Biliyorum, onu bulacağım. Ha, burada bir hediye paketi var. Birine gönderin de teslim alsın. İzmit'ten beri takip edildiğini biliyoruz. Onun için gözaltında tuttuk seni. Neredeyse memurumuz yanına gelir. İyi, o gelince ben yola çıkarım. Telefon başında daima adam bulunsun. Temas etmek isteyebilirim. Bütün telefonlarda nöbetçi var. Yalnız dikkat et, yolda öldürtme kendini. Merak etmeyin. Postu deldirmeden oraya geleceğim. Ve canlarını okuyacağım. Adresi tespit ettiler de ne oldu sanki? Kasım hepsinin hakkından gelir. Onun ölüm fermanı imzalandı yavrum. Benim çocuğuma dokunanlar sağ kalmaz. Var mı? Var. Dediğin gibi bir kadın telefon etti. Sonra? Müthiş. Müthiş bir şey oldu.
Kadın telefon ettiğinde buraya bakmamı söyledi. Bu kutuya koymuşlar. Ört Allah'ını seversen. Zavallı bir hayvana yapılır mı bu? Ne biçim insan bunlar? Kurtar evladımı. Bırakma o canavarların elinde. Sakin ol yavrum. Çekilin. Kadın başka ne dedi? Kurnazlık ederek bir şey yapmaya kalkışmamam içinmiş. Anlıyorum. Verilen talimat şu. Saat 10'da Edirne yoluna çıkacaksın. Oradan geçerken seni gözetleyeceklermiş. Sonra yola devam edeceksin. Bu arada başka bir hareket yapmaya kalkışırsan çocuk tehlikeye girermiş. Harami dereye gelince sağa sapıp duracaksın. Kadın telefonla konuşurken senden kaplan diye bahsetti. Neden öyle dedi? Sonra anlatırım. Sonra seni eskiden tanıyormuş gibi konuştu. Halbuki onu tanımadığını söylemiştin. Bir zamanlar seninle evlenmeden evvel beraber çalışmıştık. Bir şeyler olduğundan şüphe etmiştim. O zamanlar birbirimize kod isimlerimizle hitap ederdik. Ama senin öğrenmek istediğin bu değil. Aramızda geçenleri merak ediyorsun. Evet, bir şeyler oldu. Şimdi ne yapacaksın? Gidip çocuğumu geri alacağım. Anneme gideceğim, ben anneme gideceğim. Sen ramaz sıkarım boğazını. Annemi istiyorum ben. Kes sesini dedim sana. Babam gelince görürsünüz siz. Çattı be. Öylesi hiç başıma gelmemişti. Bir de çocuk dadısı olduk. Bu işler hoşuma gitmiyor. Allah sonunu ayırsın. Aslından da bir haber çıkmadı. Haberi ne yapayım? Bizim parayı göndersin. Hoşuma gitmeyen tarafı da bu ya. Parayı alamazsak seyreyle festivali. Annemi istiyorum ben. Kesecek misin sesini sen? Al sana hadi al. Alo, alo. Kaplan Bey mi istiyorsunuz? Şef sizi istiyor. Bir şey mi oldu? Kasım takip eden arkadaşı öldürmek istemiş ama arkadaş daha dik davranarak onu haklamış. Kasım öldü mü? Bir müddet için bende kalabilir mi? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne olmuş? İyi olmayan neymiş? Ben ne bilirim. Patron kızgın. Durumun gelişmesinden memnun değil. Daha iyisini yapacak varsa onu bulsun. İş bu gece bitiyor. Patron bu kadar gecikmemeliydi diyor. Hele bütün emniyet teşkilatının peşimize düşmesine çok kızıyor. Ona söyle boşuna gevezelik ediciyle benim parayı göndersin. Bu gece işi bitirip kaybolacağım. Anladın mı? Söyle kendisine. Bak beni iyi dinle. Seni çok severim. Sana bildirmem doğru değil ama dayanamadım. Patron seni görmeye geliyor. Yola çıkalı da epey oldu. Tedbirli ol. Demek öyle. Gelsin bakalım. Merak etme, bu laf aramızda kalır. Eyvallah. Tarizde bulunmayacak mısın? Kötü bir kadın olduğumu söylemeyecek misin bana? Çok aşağılıksın. Seni aldatmaktan nefret ederim. Sana oyun oynamak istemem. Bırak bu ağızları. Her zaman bana oyun oynadın. Öldürdüklerini bana gönderdin. Kaçmak için beni kullandın. Şefe telefon ediyor gibi numaralar yaptın. Hem de bunları yaparken zevk duydun. Şu anda bile yaptıklarını düşünüp keyifleniyorsun. Ailemi bu işe karıştırmaktan çekinmedin. Çünkü onlardan nefret ediyorsun. Evet, nefret ediyorum karından. Seni benden aldı. Şayet o karşına çıkmamış olsaydı bana dönecektin. İkimiz beraber yaşayacak ve bu hallere düşmeyecektim ben. Ondan evlendin, yalnız kaldım. Bir şeyler yapmak istedim. İyi bir ajandın. Niye karşı taraf hesabına çalıştın? Sen bizden ayrıldıktan sonra çok daha iyi oldum. Bir takım meziyetlerim, kabiliyetlerim vardı. Bunları en yüksek ücret verene sattım. Neyse, lafı uzatmayalım. Sen işe hazır mısın? Seni dinliyorum. Buraya kadar adım adım takip edildin. Şimdi bile evi uzaktan tarasut ediyorlar. Eğer bir numara yaparsan ufak bir işaret vereceğim onlara. O zaman kızın başına gelecekleri sen düşün. Gidecek adam çok merhametsizdir, anlıyorsun değil mi? Evet, gayet iyi anlıyorum. Öyleyse durumu hülasa edelim. Çocuğunu kurtarmak istiyorsan Remzi Gürcan'ı öldüreceksin.
Elinin altında bu kadar adam varken ne demeye beni seçtin? Bizim ekibin mevcudiyetini belli etmek istemem. Üstelik sen Remzi Gürcan'ı çok iyi tanıyorsun. Ahbabın senin. Yalnız bu kadar mı? Hükümetle ve adli makamlarla başımızı derde sokmak istemiyoruz. Sen adam öldürmesini bilirsin. Zekisin. Kendini nasıl kurtaracağını hesap edersin. Cinayetten sonra yakalansan bile bizi ele vermezsin. Aksi halde karın ve çocuğun tehlikeye girer. Çok iyi bilirsin ki resmi makamlara gerçeği anlatacak olursan, karanlıkta bir kurşuna hedef olacaksın veya meçhul bir arabanın altında kalacaksın. Bilmem anlatabildim mi? Sen evlenmekle hata ettin, yoksa elimize kolay düşmezdin. Sen benden intikam almaya çalışıyorsun. Öldürülecek adam umurunda değil senin. Yeter ki ben ailenden ayrılayım. Dönmeyeyim o eve bir daha. İşte senin istediğin. Söylediklerinde gerçek payı var. Ama bu neyi değiştirir? Yalnız büyük bir hata işledin. Anlamadım. Çocuğuma el sürmeyecektiniz. Silah filan çekmeye kalkarsan tekmeyi yersin suratına. Deli! Ne kazanacağını zannediyorsun? Şimdi hapı yuttun. İşaret verdim. Kasım muhakkak gördü. Şimdi kızının hesabını görür o. Bak şuna. Karımı tehdit edersin ha. Çok budalasın. Kedileşinden korkacak adam mıyım ben? Kasım öldü mü yoksa? Sizlere ömür. Hapı yuttuğunu anlıyorsun değil mi? Yavaş ol. Kızının elimizde olduğunu unutma. Gecikirsem yaşatmazlar çocuğunu. Yok, pek gecikecek değilim. Buradaki işim çok sürmeyecek. Blöf yapıyorsun. Cesaret edemezsin buna. Yapacağımı sen de bilirsin. Beni yormadan çocuğun yerine söylersen iyi edersin. Sen de beni kimsenin konuşturamayacağını bilirsin. Senden çok iyileri denedi bunu. İyiye lüzum yok. Kötü lazım. Şu anda evladım tehlikede olduğu için benden kötüsü bulunamaz. Sana dolu tabanca verecek kadar aptal mıyım ben? Çocuğunu hiçbir zaman bulamayacaksın. Söylemeyeceğim yerini sana. Bülbül gibi söyleyeceksin. Sen ne arıyorsun burada? Dayanamadım, peşinden geldim. Yardım et, yatağına yatıralım şunu. Artık iflah etmezsin. Söyle çocuğun yerini bana. Bunu öğrenemeyeceksin. Ne olur çocuğumun yerini söyle. İyi bir kadınsın. Halim Selim. Bizim dünyamızı bilemezsin. Kan ve gözyaşıyla yoğrulmuştur hayatımız bizim. Kalbimiz taş kesilmiştir. Yalvarırım yavrumun yerini söyleyin. Hele sana hiç söylemem. İntikamımı alıyorum ben. Eğer sen olmasaydın, sen onun karşısına çıkmasaydın bu hale düşmeyecektim ben. Onun karısı olacaktım. Seven kadınım ben. Seven. Ama o seni tercih etti. Bunu öğrendikten sonra kadınlıktan çıktım. Unutmak için en tehlikeli maceralara atıldım. Kan ve ölümle kucak kucağa gezdim. Ama unutamadım. Öleceğimi biliyorum. O bana yar olmadı. Sana da olmayacak. Sen kazandın. Ama çok memnunum. Sevdiğim erkeğin eliyle ölmek... Çocuk, Yeniköy'deki depoda.
Evet. Nerelerdesin sen? Erenler yolundaki tek binadayım. Neriman'ı buldum. Öldü. Şimdi ben de oraya geliyorum. Ayrılma bir yere. Bekleyemeyeceğim. Çocuğumu bulmam lazım. Edirne yoluna çıkıp canlı hedef olacağım onlara. Çılgınlık etme. Çocuğu nasıl olsa kurtarırız. Şefler olmayınca çocuğa bir şey yapmaya korkarlar. Baba olmadığın için kolayca konuşuyorsun. Sen birilerini gönder buraya. Karım da burada, onu da alsınlar. Dinle beni. Alo. Alo. Ben çocuğu bulmaya gideceğim. Ben Remzi Gürcan'ı öldürdüm. Sen Sevda peşine düştün, çocuk kaçırdın. Bütün polis teşkilatını peşimize taktın. Cezanı çekeceksin. Burada birisi var. Bitti. Şimdi polis arkadaşlar gelecek, sen onlarla dönersin. Ben çocuğu bulacağım. Yumurcak, gebertirsin. Gebertirsin seni. Dur be, kendine gel. Çocuğunu sen, başımız belaya girer, hem de parayı alamayız. Konuşma sen, gebertirsin onu. Öyle mi?